Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de Urfa'ya gideceğiz. Urfa'da Özak Tekstil işçileriyle konuşacağız. Kendileri direnişlerine devam ediyorlar. Bugün de 11. gündeler. Çeşitli gelişmeler de yaşanıyor. Bizzat kendileriyle konuşmak istiyoruz. Kendilerine sormak istiyoruz. Bizi bekliyorlar. Hızlıca oraya dönelim. Özak Tekstil işçisi Şeyma Çavur bizimle birlikte olacak. Aynı zamanda bir Teksen Sendikası bölge temsilcisi Çayan Dursun da bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle ben şunu sormakla başlayayım. Sıcak olandan başlayalım. İkinize de sormuş olayım. İkiniz de yanıtlayabilirsiniz. Bugün sabah saatlerinde şöyle bir haber aldık sizden. Yağmur yağdığı için korunmak üzere camiye girmek istediniz. Daha doğrusu cami bahçesine girdiniz. Ancak orada da çıkarıldınız. Bize biraz bu gelişmeyi anlatır mısınız öncelikle? Neler yaşandı camide? Ben başlayayım. Sabah jandarmalar yine etrafımızda barikatlar kurmuşlardı. Hiçbir şekilde fabrikaya yanaşmamıza izin vermediler. Bizi fabrikadan çok öteye uzaklaştırmaya çalıştılar. Biz de yağmur yağdığından dolayı camiye sığınmaya çalıştık. Camide kovulduk. Bu da yetmezmiş gibi il müftülüğü geldi. Bir açıklama yaptı. Burada durmanız doğru değil dedi. Bizi caminin bahçesinden kovmaya çalıştı. Gidecek bir yerimiz olmadığından dolayı biz camiye sığınmak zorunda kaldık. Peki yani camiden kovmaya kim karar veriyor? Müftü mü karar veriyor? Sizce böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olması mümkün değil. Bir yerden emir geldi. Müftü de buna uymak zorunda kaldı. Geldi burada açıklamasını yaptı. Burada kalamazsınız dedi. Biz bu emrin nereden geldiğini de biliyoruz. Nereden geldi sizce? Valilikten gelmiştir büyük ihtimalle. Patron emir vermiştir. Vali de buna uymak için müftüyü devreye koydu. Müftü de geldi burada bize uyarıda bulundu. Yasak koydu yani. Camiden de kovulduk anlayacağınız. İbadet yaptığımız, Allah'ın evi dediğimiz camiden de kovulduk. Evet. Peki tüm bunlar neden oldu Şeyma Hanım? Tüm bunlar biz Öziplik İş Sendikası'ndan istifa ederek bir Teksen Sendikası'na üye olduğumuzdan dolayı bütün bunlar gerçekleşti. Daha önce de bir Öziplik İş Sendikası'na üyeydik. Hiçbir şekilde hakkımızı savunmuyordu. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın arkasında durmuyorlardı. Tazminatsız işten çıkarılarına göz yumuyorlardı. Biz de buna bir dur dedik. Artık kendi sendikamızı getirdik, üye olduk. Zaten çoğunluk bir Teksen sendikasına ait. Yani bütün bu olanlar sendikal özgürlük hakkımızı kullandığımız için bu duruma geldi. Evet. Sizin daha önce böyle bir deneyiminiz var mıydı? Daha önce böyle bir fabrikada sorunlardan ötürü direniş yaşamış mıydınız? Yoksa ilk kez mi böyle bir muameleyle karşılaşıyorsunuz? Hayır, ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geliyoruz ve Türkiye'de kadına şiddet yasak olduğundan dolayı arkadaşlarımıza joplarla, biber gazlarıyla müdahalede bulundular. Hatta aramızda fenalaşan bir kadın arkadaşımız da oldu. Jandarma bunu göz göre göre yine hala müdahaleye devam etti. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet. Peki siz içerideki çalışma koşullarınızı bir kez de bize anlatır mısınız? Neydi içerideki çalışma koşulları? Sizi sendika değiştirmeye iten mesele neydi? Diğer sendikanın yapmadığı neydi? Biraz bize bunları anlatır mısınız? Siz bir kadın işçi olarak neden bir örgütlenme ihtiyacı duymuştunuz o fabrikada? Eskiden üye olmuş olduğumuz Öziplik İş Sendikası, az önce dediğim gibi hiçbir şekilde arkamızda durmuyordu. Bize hakaretler ediliyordu, sözlü şiddetlerde bulunuyorlardı. İşten çıkan arkadaşlarımızın tazminatsız işten ayrılmalarına göz yumuyorlardı. Biz de artık buna dur dedik. Arkadaşlarla örgütlenmeye karar verdik bir Teksen'de. Bir Teksen sendikasına üye olduk. Ondan sonra da olaylar buraya kadar geldi. Patron yanaşmıyor buna. Biz de o yapmayana kadar, onay vermeyene kadar içeriye gidip çalışmayacağız. Bir kadın arkadaşımızı da işten çıkardılar. Tazminatını vermeden kendi istifasını imzalayarak göndermeye çalıştılar. Zaten olay bundan sonra başladı. Biz kadın olarak birbirimize sahip çıkmak istedik. Evet.
Peki yine devam edeceğiz. Çayan Bey, size sormak istiyorum. Şimdi 11. günde özel tekstil işçilerinin direnişi. Siz sendika temsilcisi olarak size sorayım. Görüşmeler ne aşamada, görüşme yapabiliyor musunuz? Şimdi direniş başladığından beri, direnişin yanılmıyorsam 4. günü bir diyalog yolu gelişti. Orada da işçi arkadaşların taleplerini işçi arkadaşlarımız işverenle görüştüler. Bizim taleplerimiz işten sendikal nedenden dolayı atılmış işçi arkadaşımızın geri alınması. İçeride sendika tercihi yapan, sendika müziği olan işçiler üzerindeki baskının kaldırılması ve aynı zamanda dışarıda kaldığımız sürelerin ücretlerinin ödenmesi yönündeydi. Patron ilk görüşmede temsilci arkadaşlarımıza iki talebimizi kabul edebileceğini ama özellikle sendikal nedenden dolayı atılmış işçi arkadaşımızı kabul etmeyeceğini söyledi. Ondan sonra bir süre diyalog yolu kapandı ama bugün dünkü eylemlerden ve gözaltılardan sonra yine diyalog yolu açıldı. Arası olan ve görüşenler var. Biz o görüşmelerin neticesini bekliyoruz. Onun için bugünkü eylemimiz biraz rutine geçti. Burada bekliyoruz. Sabahleyin çok ciddi bir asker yığınağı vardı. Bu asker yığınağı bizi fabrikaya yanaştırmadı. Yani bizim şu kararlılığımız devam ediyor. Orada işçi arkadaşların çalıştığı fabrikanın önünde direnişi oraya taşımaya dönük kararlılığımız devam ediyor. Ama bu görüşmeler trafiği başlamışken işi gelen taraf olmak istemiyoruz. Yani bir görüşmeye tıkayan taraf olmak istemiyoruz. Onun için şimdilik buradayız. Ama eğer işveren bu görüşme trafiğinde olumlu sonuç bize dönmezse biz tekrar fabrikamızın önüne gideceğiz. Direnişimizi oraya taşıyacağız tekrar. Evet. Peki işverenin burada kabul etmek istemediği madde ne? Ya da hangi maddeler bunlar? Sendikal nedenden dolayı atılan işçi arkadaşımızı işe geri almak istemiyor. Bir disiplin soruşturmasıyla atıldığı söyleniyor. Hatta ona gerekçe olarak üretim hatası olduğunu söylüyor ve bunun üzerinden işten atıldığı söyleniyor. Ama üretim hatası üzerinden atıldı denilen arkadaşın üretimini yaptığı işin kontrolden geçtiğini ve bir üretim hatasının olmadığını da anlıyoruz. Şimdi burada o arkadaş atılırken biz bundan direniş başlamadan önce bir hafta önce Urfa'da üyelerimizle bir toplantı yapmıştık. O toplantıda atılan işçi arkadaşımız orada kendi şefinin de ismini vererek bölümündeki baskıları, kadın işçiler üzerindeki tacizi, oradaki mobbingi açık açık anlattığı için diğer gün işten atıldı. Yani esas o toplantıda o ifade ettikleri şeyler üzerinden işten atıldı. Onun için işveren her ne kadar başka gerekçelerle attığını söylese de esas temel buradaki neden sendikal nedenden dolayı. Evet, evet. Sadece bir işçinin işbaşı yapma meselesi olmadığının farkındayız. Esas o işçiye dönük saldırının sadece bir işçi işten atma meselesi olmadığının farkındayız. Burada o işçi üzerinden asıl sendikaya dönük bir saldırı var. İşçi arkadaşlar da eğer bu saldırıyı püskürtmezse sıranın kendilerine gelebileceğini çok iyi biliyorlar. İlk işçi atıldığında da arkadaşlar direnişe geçtiler. Evet. Peki bir tek sen olarak işçilerle bu kararları birlikte alıyorsunuz diye anlıyoruz. Zaten direniş alanındasınız. Bunları bir toplantı şeklinde mi yapıyorsunuz? Biraz o süreci anlatır mısınız bize? İşçilerle nasıl paslaşıyorsunuz? Direniş başlamadan önce biz toplantı yaptık ve o toplantıda işçiler kendi temsilcilerini kendileri seçtiler. 7 kişilik bir komitemiz var. Bu komitenin aldığı kararlarla hareket ediyoruz. Yani sendika burada tek başına belirleyici değil. İşçilerle birlikte, komitedeki arkadaşlarla birlikte hem direnişin yürütülmesi hem planlanması, örgütlenmesi konusunda birlikte karar veriyoruz, birlikte yönetiyoruz burayı. Evet. Peki Şeyma Hanım, 11 gündür direniyorsunuz. Ailelerin desteği nasıl peki? Aileniz, konu komşunuz ne diyorlar bu yaşananlara? Ailelerimiz bize tam destek oluyorlar. Her ne kadar bizi tehdit etseler de ailelerimizle, ki bazı arkadaşlarımızın ailelerine kadar haber gitti. Kendileri arayarak kızlarınız işinin başında değil ya da ayaklanmışlar, grev yapıyorlar gibisinden. Yine ailelerimiz hep bizim arkamızda, direnmemizi de yani şeye destekliyorlar. Hiçbir sorun sıkıntımız yok. Evet, şimdi size bizler de haberlerini giriyoruz. Aslında memleketin pek çok noktasından destekler var. Gerek açıklamalar, gerek Levi's mağazaları önünde eylemler. Peki ama Urfa'daki desteği yeterli görüyor musunuz Şeyma Hanım siz? Hayır, hiçbir şekilde Urfa'daki desteği yeterli görmüyoruz.
11 gündür biz burada direniş alanındayız. Sağ olsun Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, ondan sonra Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şen Yaşar bizi bir an olsun yalnız bırakmadılar. Hep bize tam destek oldular. Buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani biz direniş gününden beri yani herkese ulaşmaya çalıştık. Yüksek mertebedeki insanlara. Kimse bize geri dönüş sağlamadı. Yani biz kapımız herkese açık. Kim gelse yine hoşgörüyle karşılayacaktık. Ama günlerdir biz AK Parti milletvekillerine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiçbiri yanımızda olmadı. AK Parti'nin kadın kollarını yanımızda görmedik. Yerel seçim zamanlarında da AK Parti milletvekilleri fabrikamıza gelip bizden yerel seçimlerde oy için destek istiyorlar. Peki buradan onlara seslenmek istiyorum. Peki zor günümüzde neden yanımızda değilsiniz? Evet, soru bu kadar net. Peki Çayan Bey, sizce Özak Tekstil'in bu inadı neden? Bu kadar inat neden? Şimdi asıl burada Özak Tekstil, şimdiye kadar orada örgütlü olan, 6 yıldır orada örgütlü olan Öz İplik İş Sendikası'nın orada kalmasını ısrarla istiyor. Sebebi de belli, kendi kontrolünde bir sendika istiyor. İşçi haklarını savunan, onların ekmeğini büyütmek için çabalayan, mücadele eden sendikal anlayış değil, daha çok kendisiyle uyumlu, kendi dediklerini işçiler üzerinde sopa gibi kullanan bir sendika istiyor. Tabii bu değişimi istememesinde haklı. Biraz mesele sınıfsal bakıyor. Biz de öyle bakıyoruz. Buradan yani yarın öbür gün işçilerin orada söz sahibi olduğu, gelecekleri hakkında söz sahibi olduğu, haklarını savunabildiği ve güvence aldıkları bir sendikal anlayış istemiyorlar. Mücadeleci bir sendikal anlayış istemiyorlar. Bugünkü asıl direncinin sebebi bu. Yani biz bunun farkındayız. Sadece işveren aslında da bu böyle değil. Buradaki mülk amir aslında da böyle bir gerçeklik var. Mücadeleci sendikaların örgütlenmesinin önünde ciddi bir set var. Bugün asıl kurulan set sadece işverenin talimatlarla kurulmuş bir set değil. Buradaki mülk amir aslında devletin kendisini kurduğu bir set. Çünkü bir tek senin örgütlenmesi, büyümesini istemiyorlar. Mücadeleci sendikal anlayışın gelişmesini, büyümesini istemiyorlar. Asıl bu direncin biraz sebebi de bu. Sadece işverenin direnciyle ilgili bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani Urfa'da siyasal iktidarın aynı zamanda da mülk amirinin ciddi bir şeyi var, baskısı var. Burada da anlıyoruz, meseleye sınıfsal bakıyorlar. Yani bizim örgütlenmemizi, güçlenmemizi, işçiyle birlikte mücadele eden bir sendikal anlayışı istemiyorlar. Direncin sebebi biraz bu. Evet, evet. Peki Şeyma Hanım, 11 gündür direniyorsunuz. 11 gün önce nasıl biriydiniz? Şimdi artık 11. günün sonunda kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendimi şu an çok cesur, çok yürekli hissediyorum. Daha önce fabrikadayken kendimi çok böyle özgüvensiz hissediyordum. Şu an dışarıya çıktığımda bana bir özgüven geldi. Bir kadın olarak kendime özgüvenim daha da çok arttı. Daha da bir cesaretlendim, bir yüreklendim. Hani bu bölgede kadınlar hep hor görülür ya, kadın yapamaz, kadın konuşamaz diye. İşte buradaki dayanışma en çok da kadının gücünün var olduğunu gösterdi bize. Evet, bundan sonra da hayatınız farklı akacak diye anlıyoruz. Evet, ben size çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Biz takip etmeye devam edeceğiz direnişinizi. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler, kolay gelsin. Evet, gündem özelinin sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.